Ev sahibiyle kiracılar arasındaki anlaşmazlıkları konuşacağız şimdi. Avukat Yankı Büyüksezer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, şimdi arabuluculuk başlıyor artık. Şimdi ev sahipleriyle kiracılar bir noktada anlaşamıyor artan fiyatlar nedeniyle. 1 Eylül itibariyle arabuluculuk uygulaması hayata geçecek. Bu uygulamayla birlikte mahkemelerdeki yoğunluğu, davaların azalacağını düşünüyor musunuz? Neler bekliyor bizi yeni süreçte? Şimdi şöyle bir şey var. Bugün özellikle konut kirası dediğimiz kiralarla alakalı kiralar düşük. Yani şöyle bir açıdan yaklaşmak için bununla başladım. İlginç bir yerden gidelim. En azından hiç konuşulmayan bir yerden konuşayım dedim. Şimdi bu arabuluculuk gelmeden önce, hiç Türkiye'ye gelmeden önce hem vatandaşta hem de kamuoyunda şöyle bir algı vardı. Bu davaları avukatlar uzatıyor. Aslında avukatlar para kazanmak için bu davaların peşine düşüyor. Vatandaşı da bir şekilde etkiliyor diye. Bunun çok basit bir hesabı var. Bugün aylık kirası 2000, 3000, 5000 lira olan bir yerden bir avukatın maksimum kazanabileceği para 15 bin lira filandır maksimum. Ve bu davaların büyük şehirlerde ortalama 2,5 yıl belki daha fazla sürdüğünü düşünün. Çünkü bugün İstanbul'da dava tarihi 15 ay önceden alınamıyor. Siz bir avukatsınız, yani işin çarpıklığını göstermek için söylüyorum bunu. Avukatsınız, bir dava alıyorsunuz. Ücretin de peşini aldığınızı düşünelim. Ve bu davanın bitmesi belki 3 yıl sürecek. Sizin aldığınız para zaten pul oluyor. Bu da şunu gösteriyor. Hiçbir avukat bu davanın uzamasını istemez ve hatta bu davaları almak da istemez. Verdiğiniz emek, kazandığınız para. O zaman demek ki bu işin müsebbibi avukatlar değil, müsebbibi vatandaş. Peki ne oluyor? Bu dosya bizlere geldiğinde zaten bizlerin ilk refleksi vatandaşları uzlaştırmak. Biz hemen deriz ya bir konuştunuz mu? Biz bir konuşalım. Karşı tarafın avukatı varsa bir anlaşmaya gelelim. Sen 3 indir, o 5 çıksın, bir ihtarname şu bu diye bir uzlaşma zemini ararız. Çünkü bu davaların bizim için ne kadar kangren olacağını en iyi biz biliriz. Şimdi ben meslek hayatımdan beri hem öyle gördüğüm için hem de kendim de bu yolu seçtiğim için uzlaşalım diye debelenip duruyorum. Ama olmuyor. Çünkü kiracı şunu diyor. Arkadaş ben uzlaşmazsam para cebimde kalacak. Düşünün atıyorum 3000 lira kira veriyor. Yeni ev sahibi yeni kira olarak 20 bin istiyor. Aylık 17 bin lira fark. Kiracı diyor ki dava açsın. Dava 2 yıl sürse, 2,5 yıl sürse, bunun da bir isnafı olsa 3,5 yıl sürer. 17 hiç arttırım yapmadığınızı düşünün. 17 çarpı 3,5 yıl. Kiracı bu parayı cebinde tutacak. İşletir, euro alır, dolar alır neyse ne. Bugün çünkü para değerini kaybediyor. Sizin bugün vereceğiniz 10 bin lirayla 3,5 sene sonra vereceğiniz 10 bin lira Aynı arasında olmuyor. dağlar kadar fark var. Şimdi kiracı niye burada uzlaşsın? Uzlaşma zeminini nasıl bu sabah bana biri danıştı. İşte kiracısını çıkartmak istiyor. Konuştuk ettik. Hatta izlerse denk gelirse de matrak olur. Hesap yaptık. Dedim ki dava açabilirsiniz. Hakkınızdır. Ama dedim seneye Temmuz'dan veya Eylül'den önce duruşma günü alamazsınız. Bu net. Üzerine bir de davanın 1,5 yılda öyle süreceğini düşünün dedim. Karşı tarafta kiracı da demiş ki ben kirayı arttırayım. Size de 2 yıl sonrası için tahliye taahhüdü vereyim. Kabul eder. Niye dava ile uğraşsın? Zaten davanın sonucu oraya gelecek. Yani anlaşma zemini aslında vatandaşın önünde var. Hep vardı. Bu bir engel değildi. Ama bir şekilde vatandaş bunu tercih etmedi. Ha şunu dersiniz. Arabuluculuk gelir. İşte vatandaşımız devletin işin içine direkt girdiği yerde yani bir eniştenin ikisini anlaştırmasıyla devlet tarafından atanmış bir arabulucu sıfatını haiz birinin anlaştırması arasında fark görür. İşte kamu kurumu der ona. Bilemem, göreceğiz. Ama dediğim gibi kira uzlaşmazlıklarında avukatlar zaten öncelikle uzlaşma zeminini her zaman aramıştır. O yüzden bu yeni getirilen sistemin psikolojik bir etkisi dışında hukuken bir etkisi olacağını ben düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Onu da 1 Eylül'den sonra artık nasıl olacak, nasıl yansıyacak onu da göreceğiz herhalde. Şimdi kiralar elbette yükseliyor. %25'lik bir sınır getirildi ama ev sahipleri o %25'e uymak istemiyor. Daha yüksek meblağlar istiyorlar. Bu nedenle de ev sahipleri kiracılarını tahliye etmeye çalışıyor.
Bu davalar nasıl ilerliyor? Yine çok uzun süreli bir dava şeklinde mi? Ve ev kiracıların da bu noktada ne yapması gerekiyor? Yani bir kota var, 125'lik sınır var ama ev sahibi daha fazla istiyor. Bu noktada kiracı ne yapması lazım? Atması gereken adımlar nedir? Şimdi bakın, bizim kira hukukumuz 1945'lerden itibaren biraz içtihat, Yargıtay düzenlemeleriyle süregelen bir süreçti. Çünkü işte 1940'larda, 50'lerde bu kadar kiralık konut diye bir kavram yoktu. Sonra büyük şehirlere göçle bir ihtiyaç başladı. Ama kanun bunu karşılamıyordu. Yargıtay müdahale etmeye başladı. Bence şöyle olsun, bence böyle olsun diye. 2012'de borçlar kanunumuz sıfırlandı, güncellendi ve artık kira ile ilgili net, tartışılmaz ve uygulamadan gelen bazı maddeler geldi. Ama bu maddeler hem geçmişten gelen tecrübeler hem de o günkü hukuki yazılımla şöyle düşünüldü. Yani en fazla göreceğimiz bu. Çünkü biz 1999'dan sonra 2001 krizini gördük. İşte 95'te kriz gördük. 2007'de bir krize benzer bir şeyler gördük. Tamam dedik, krizler bu. Ama Türkiye ilk defa böyle bir kriz görüyor. Böyle bir kriz gördüğü için de kira da dahil olmak üzere bir sürü maddemiz karşılığını bulamıyor. Biz hukukçular şu anda sizin sorduğunuz bu %25'i yapsın mı yoksa daha mı üstü olsun mu teorik olarak tartışıyoruz. Çünkü elimizde bir emsal yok. Çünkü Türkiye böyle bir ortam görmediği için hukuk da şu anda bu işin gerisinde kaldı. Fikir üretiyoruz. Kiracı %25 zam yapıp oturabilir. Bunda bir beis yok. Ama ev sahibi %25'in üzerinde isterse ve kiracı da buna cevaz verirse. Yani tamam ben sürtüşmek istemiyorum %25'in üzerinde artış yapacağım derse karşılıklı rıza olursa bunun hükmü ne olacak? Bunu kimse bilmiyor. Mesela bu bir sorun ama eğer kiracı ilk 5 yılındaysa yani kira tespit davasının açılmasına sebebiyet vermeyecek bir süre içindeyse %25'ini yapar oturur. Ev sahibi ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açabilir bir ihtiyaç varsa. Evini satabilir. Bunun önünde bir engel yok. Yeni alan ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açabilir. Bunların önünde bir engel yok. Ama 5 yılı geçerse bu sefer ev sahibi kira tespit davası açıp kiranın emsalleri oranında, çevredeki emsalleri oranında artmasını talep edebilir. Yani %25 de aslında çok bir yaraya merhem olmadığı gibi. Ben serbest piyasacı değilim ama bazen de içinde geçtiğimiz koşulları da öyle tepeden inme değiştirmememiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, eğer biz konut krizini çözmek istiyorsak bunu çok temelden konut bir yatırım aracı mıdır diye tartışmamız lazımken ya şimdi bu dursun. Biz kervanı yolda dizelim. Biz böyle bir sınırlama getirelim. Bir sene, 2 sene bu işi tutalım. Sonra artık kim kimi yerse gladyatör dövüşlerine döndürdüm. O yüzden de şu anda en azından bundan 2 sene önce enflasyonist ortamda dahi kiracı ile ev sahibi bir şekilde problemlerini bir şekilde halledebiliyorken şu anda %25 garabetini ortaya bir bıraktık ve bunu bir şey çözmesini beklerken işte devamlı her hafta kira sorunları ana haberlere konu oluyor. Çözülemez bir hale getirildi. Ama sorunuzu özet cevap %25'ini yapıp otursun ev sahibinin hukuki yapacağı bir hamle varsa onu beklesin. Şimdi bir de az önce haberimizde verdik, ev sahipleri kiracıları çıkarıp dairelerine günlük olarak kiralamaya başlamışlar. Bu noktada da günlük kiralara vergi uygulaması getiriliyor. Bu uygulama için ne söylersiniz? Bu zaten çok vardı. Bugün İstanbul'da Airbnb denilen bu sistem yıllardır uygulanan bir sistem. Hatta şöyle yapıyorlardı. Kiracılar evi kiralayıp kendi kiraladıkları evi günlük olarak kiraya veriyorlardı. Bunların hepsi sözleşmeye aykırılık. Dahası bizim vergi usul mevzuatına göre verilen bütün günlük kiralar da zaten vergiye tabidir, gelir vergisine tabidir. Ama ne oldu? O kadar vergi memuru yok. Böyle bir denetleme ile ilgili bir altyapı yok. O yüzden açıkçası ihbar haricinde bunlar denetlenmedi. Şimdi bu kira sorunları ortaya çıkınca maliyemiz elinin altında çok büyük bir gelir kapısı olduğunu fark etti. Bunu nasıl daha önce fark etmedi? Orası da çok ilginç. Ama fark etti. Yani bu aslında bugünün konusu değil.
Bugün sadece dikkat çekici olduğu için devlet o alana müdahale ediyor ama zaten çok uzun süredir vardı. Var, Bu evet. günlük kiralamada dediğiniz aslında bildiğiniz bir pansiyon. Ama pansiyon otel işletmeciliği ile ilgili de bizim bir yönetmeliğimiz var. Ona uygun sizin açmanız lazım. Yani orada da biraz önce dedim ya aslında kanunlarımız geriden geliyor hayatın olağan akışını. İşte bu da tam odur. Yani sistem o günlük kiralamayı yakalayamadı. Ama ne olacak? Bir mevzuat değişikliği olur. Günlük kiralama yasaklanmaz da bir yasal çerçeveye oturtulur ve hayatımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Peki, çok teşekkürler yayına katıldığınız için.